Tatiliniz bitti. Serbestsiniz artık. Kumandanım, gerçek anlaşıldı mı sonunda? Beraat mı ettik? Tabii ki hayır ahmak. Soruşturma bitene kadar geçici olarak tahliye edildiniz. Bir kızı öldürmeye teşebbüs edip hemen serbest kalacağınızı mı sanıyor idiniz? Kumandanım, yemin ederim ki biz bir şey yapmadık. Zırvalamayı kes. Nasıl vuruldu kız öyleyse? Hı? Kumandanım, bizimle bir alakası yok. Biri bize asılsız bir pusula gönderdi. Belki onunla alakalıdır. Durumu da üsteğmenliğe ona anlattık. Nasıl? Üsteğmenliğe sizinle konuşmaya mı geldi? Evet. Kendisine bu pusula meselesinden bahsettik. Bize garip gelmişti, o da garipsedi. Ne yaptı peki? Derhal araştırmak için gitti. Ne söylediniz pusulayla ilgili? Pusulayı nereye bıraktığımı söyledim. Üsteğmen de bunun üzerine çıkıp gitti. Asker. Buyurun kumandanım. Nedir o elindeki dosyalar? Üsteğmen Leon karargâhtaki tüm askerlerin sağlık dosyalarını istedi. Ne sebeple? Bilmiyorum kumandanım. Bir emriniz var mı kumandanım? Hayır, gidebilirsin. Kumandanım. Konuşmamız gerek kumandanım. Suretinin haline bakılır ise hiç de iyi bir haber getirmedin he? Odamda konuşalım. Anlat bakalım, ne oldu? Dinliyorum. Az önce Hilal'in vurulmasından sorumlu tuttuğumuz askerlerle konuştum. Askerler kendilerine gönderilen ihbar notundan Leon'a bahsetmişler. Biliyorsunuz o notu ben yollamış idim. Olabilir. Bu bir şeyi kanıtlamaz. O ihbarı senin yolladığını bir biz biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Ahmaklar notu odada bırakmışlar. Bunu da gidip Leon'a söylemişler. Biz bunu söyleyince fırlayıp gitti dediler. Demek o ihbarın peşinde. Evet. Eğer Leon o notu bulursa bu işin peşini asla bırakmayacak. Benim el yazımı bir yerlerde görüp tanıyabilir. Demek bunun peşindeydi. O dosyaları bunun için istedi. Ne diyorsunuz siz kumandanım? Neler oluyor? Leon, tüm askerlerin sağlık dosyalarını istemiş. Sence vazifesi olmamasına rağmen böyle bir şeyi niye istedi dersin? İhbar notundaki el yazısını dosyadaki diğer el yazılarıyla kıyaslayacak. O dosyalarda benim de el yazım var kumandanım. Her şeyi berbat ettiğim, Hilal'i ortadan kaldıramadığım gibi her an deşifre olabilirim. Neyse, şimdi bunları düşünecek değiliz. Ayrıca sen kısmen de olsa vazifeni yerine getirdin benim için. Hilal bundan böyle yürüyemeyeceğine göre Leon'un da ona karşı olan aşkı zaman içinde kaybolacaktır. Mühim olan şimdi seni içinde bulunduğun bu durumdan kurtarabilmek. İşimizi şansa bırakamayız, biliyorsun Magoni. Ne yapacağız kumandanım? Her
gün saat 2'de Girit'e gitmek üzere Simirni Limanı'na bir gemi yanaşıyor. Derhal evine git, hazırlığını yap, o gemiye bin ve burayı terk et. Merak etme. Kimlik ve para gibi ihtiyaç duyabileceğin şeyleri ben temin edeceğim sana. Seni kimse bulmamalı. Peki ya siz? Beni tespit ederlerse sizden de şüphe edeceklerdir. Edeceklerdir elbet. Sayende. Lakin onlar bana gelmeden evvel ben onlara gideceğim ve senin Simirni'den kaçtığını söyleyeceğim. Öylelikle hakkımdaki şüpheleri de yok etmiş olurum. Beni ihbar mı edeceksiniz? Nasıl kaçacağım öyleyse? Atoni. Merak etme Atoni. Senden haberdar oldukları sırada limanı kapatacaklar. Şehrin bütün giriş çıkışlarını kapatacaklar. Lakin seni aramaya koyulduklarında sen çoktan bir gemiye binmiş, Simirni'den uzaklaşmış olacaksın. Sağ olun kumandan. Lakin bu planımızın inandırıcı olması lazım. Bunun için de buradan kaçmadan önce ziyaret etmen gereken biri var. Çağırmışsınız. Neden burada buluştuk? Geç içeri, geç. İçeride konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.